Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Dün bir video atmıştım. Zodyak Tapınağı'nın ilk bossunu kestik diye. Millet neresinden anladıysa son bossunu mu kestiniz, yalan söylüyorsun. Şöyleydi böyleyse bir sürü tantana yapmış. Lan hiç mi okumayı yazmanız yok? Hiç mi şeyiniz yok? Arkadaş insan bir bakar ilk bossunu diyor. İlk bossunu. Yani sonuncu bossunu desem anlarım. Hiç mi? Nerenizle okuyorsunuz? Hani gözleriniz bir yerinizde de oradan mı bakıyorsunuz? Neyse. İşte böyle işte. Ya bizim daha gidecek yolumuz çok. En son 17. kata kadar çıktık. Onu videosunu atmadım. Çektim ama atmadım. Şimdi yine dır dır bır bır edersiniz diye. Şimdi esas konumuza girelim. Sildiğin geçin anlayacağınız. Şimdi önce Yutnori masasına bir bakalım. Merak ettim sıralamada kimler var. Bunlar sıralama listesinde kimler var? Bizim şey Caner sıralamaya girmiş. Ben sıralamadayım. Epey yapmışım ama bana beni bayağı geri atmışlar. Bayağı iş oldu şirket. Şu ikisi şeyle oynuyor arkadaşlar. Applaup oynayanlardan, yoksa bunların çıkmasının imkanı yok. Ortalama yani 12.000 13.000'lerde normal, ama 13.000'in üzerine çıktığı zaman şeydir, Applaup'ıma vardır. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi saman sütlerine geleceğim ama ondan önce bir şey daha göstereceğim. Birçoğunuz bunu görmemiştir. Bu kaya süs saçları var. Şu süs taşları var biliyorsunuz. Bununla kaya parası yapılıyor. Şurada gördüğünüz kaya parası yapılıyor. Tabi genç arkadaşlarımız, yani düşük leveli arkadaşlarımız bunu yapmaları, yani 75 ile altı level için bu imkansız. 75 levelden sonra giriliyor Kırmızı Ejderha Kalesi'ne, grup meleğine. Oradan alınıyor bu süs taşları, sandığından çıkıyor. Şimdi bu süs taşları eskiden 10 taneye bir tane normal taş verip bir tane gaya parası veriyordu. Yani şansında %30 şansı vardı. Bunu değiştirdiler. Ben de merak ettim. Şimdi 30 taneye bir taş alıyor dediler. Ben 200 tane gaya taş aldım. 40 tane de normal artılı taş aldım. Şimdi bunları süs taşı bile diyelim. Bakalım evet diyelim. Bakalım doğru mu? 10-30 taneye bir tane mi alacak? Yani şuradan 170'e düşerse 170'e düşerse bakayım. Yanlış bastım. Evet, 170'e düştü. Başarısız oldu. Dediğim gibi artık biraz bunu esnetmişler. Bakın, başarılı olduğu zaman 3 kaya parası veriyor. Başarısız oldu. Başarısız oldu. 1200'den kaç yapacağız? 18 tane vardı. Benim şaman dedim. Hiç şans yokmuş kardeşim buna ama. Kızım sen ne ettin gece? Birisiyle bir şey mi ettin? 1200 tane de normalde 30-35 civarı falan çıkması lazımdı. 18'i bakalım, hepsini de yapalım. Fazla taş mı almışım ben? Fazla taş almışım. Neyse 1200, 2200 pardon, aman 2400 pardon, yanlış hesapladım. Özür. Daha taş harflerinde ne kadar yaptı? 48, 18, 30 tane verdi. Kaç tane? 5 tabi. 1200 tane. Doğru yazdım. Doğru hesaplamışım ya. 1200 niye de 20 tane attı? 1200 3'e bölünür normalde. Neyse. 1230 tane gaya parası verdi arkadaşlar. Bakalım kanat var mı? Bu kanat almamızın sebebi yeni kaskları yapabilmek. Yok. Gelmemiş. 5 saat sonra sıfırlanacak. Şimdi esas gelelim konumuza. Biliyorsunuz güncellemeden sonra şaman ve ninjaların skill'lerinde statüler çok değişti. Şimdi normalde bakın kutsamayı artık nerede yazıyordu bir dakika? Int ve dex ile güçleniyormuş arkadaşlar. Bakın en üstte yazıyor. Şöyle açamıyorum ki, gösteremiyorum. Yani en başta görüyorsunuz. Bir koruma çemberi oluşturur, int ve dex ile güçlendirir diyor. Yani eskiden sadece int, yani sp ile güçlenen kutsamamız şu anda kaç? 39 çift 0.
Artık Dex'e de vermek zorundayız. Şamanlar için bu baya bir dezavantaj oldu ama yapacak bir şey yok. Ya HP'den çalacağız ya STR'den çalacağız. Yardımcı şamanlar olduğu için bunlar ben STR'den çalacağım. Mesela ejderha yardımı görüyorsunuz 48-50'lere yakındı, %26'ya düştü. Kritik vuruş oranını artırır, int ile güçleniyor. Bu sadece SP ile güçleniyor. İşin garip tarafı yansıtma da int ve STR ile güçleniyor. Yani yüzde kaçmış? Pardon. %44,8'miş. Ben buna rutu çok kullandım tabii. Acaba STR ben HP'den çalıp direkt STR'ye versem deneyelim. Aklınızda tutun. Yani %29 pardon %26 bu değişmeyecek zaten. Sadece internet şey aldığı için 39'a kaç? 44 şu anda. 39'a 44. Ben şimdi Nesna marketimize oyun bize birer tane statü sıfırlama kağıdı vermiş. Eşya depom. Bakın bunu verdiler bize. Şaman ve Sura karakterlerine. Hepsine de verildi bu. Alalım. Pardon. Aa gelmedi. Niye gelmedi? Alamadım mı? Alamamış. Bekledim almış. Kusura bakmayın. Cahillik bela. Bir insandım. Elleşmeyin. Kapat ya. Kapat. Tamam kapat. Şimdi bunu C'ye basıp gördüğünüz gibi ben Dex hariç hepsine vermiştim. Şimdi şey yapacağım. Ha Dex tabii biz buraya birazcık Dex vermiştik şeyden dolayı artan Dex'ler de 39'a kaçtı? 44. 8 44 45 diyelim. 39'a 45 diyelim o zaman ya. 39'a 45 diyelim. Evet, sıfırlıyorum. Evet diyorum. Kaç tane? 270 puanımız oldu. Önce inter verelim arkadaşlar. Kaybolmaz. Değerse. Ne yapıyor? Verilmiyor. Bitmiş. Evet. Kustomamız 26 yine 37 oldu. 39 hatırlarsanız o da birazcık dex'e verdiğimizden de bu da kaça düştü? 35.3. Şimdi dex'i dolduralım. Düştü. Bakalım kaç oldu? Bu değişmedi yine. 37 düştü. 45,3'e çıktı arkadaşlar. 39'dan 45,3'e çıkıyor. Yani %6 Dex'e verirseniz %6 daha kutlamanız artıyor arkadaşlar. Şimdi işin garip tarafı yansıtmayı kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Yansıtma şu anda 36,6 o kadar da 35 yani o kadar etkiler mi etkilemez mi? Int ve STR etkiliyor bunu. Şimdi STR'ye mi vereceğiz, HP'ye mi vereceğiz? HP'ye verirsek yani yardımcı şamanlar bunlar. O kadar karıştı ki aktif şaman oynayanlar için bu daha da zor oldu. Büyük bir ihtimalle HP'den çekilecek, STR'ye verecekler.
HP'yi de şeyle tamamlayacaklar artık. Söyler misiniz? HP'de kostümlerle cartla curtla temizliyor. Ama ben bunu yarınca yansıtmaya fazla o kadar çok işime yaramadığı için ben yine bunu HP'ye vereceğim. Kaç artıracak? Bir dakika. Kaçtı? Neyse videodan görürüm. 7000 küsür müydü? 9654 40-40 veriyor. 90 tanesi 40. Bir saniye hemen hesap makinesi yani bakayım 90 çarpı 40 90 tanesi verirsek kaç kaybı 3600 HP diyor arkadaşlar az da değil yani ben yine bunu HP'ye vereceğim yansıtmanın benim için bir önemi yok 3600 HP 3600 HP'dir arkadaşlar STR'ye vermeyeceğim burada çünkü STR benim bir işime yaramıyor bundan taş kesmiyorum bir şey yapmıyorum olduğu gibi alınacağım HP'ye. Bunu da yaptık. Artan 13 tane mi? Hepsini verdim mi? Bakın. Vermiş. Kalmamış. Şunları da geri kalan 13 de SSR'ye verelim. Tamamdır. Bakalım ne oldu son durum. 45.3 26.2 Bu değişmemiştir. 36 ha, değişti çünkü şeyden STR'den aldık biraz düştük. 45'ti galiba. Bu ne? Bunlar da artık bakın int ve STR ile ajdera kükremesi int ve STR ile güçleniyormuş arkadaşlar. Yani zeka şey öbürkülere bakalım. Ondan sonra şey ejderha atışı int ve dex'le güçleniyor. Bu kadar karmaşık bir şey olamaz. Ondan sonra tılsım nerede? Tılsım da neredeymiş? Tılsım etkileyen bir şey yok mu ya? Ben niye okuyamıyorum? Int ve str bu da. Çan kullanırsak böyle bir şey gördüm. Alan etkisi çan bonusu. Yelpaze değil de çan kullanırsa skiller bunu da şeyde var mı? Evet bunu da var. Kükremede. Evet. Kükremede yani atak skillerinde de yelpaze yerine çan kullanırsa daha fazla vuruş demek sağlıyormuş. Evet arkadaşlar. Şamanlarımızdaki son değişiklik bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.